Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önce Sayın Öcalan özelinde bir ihlal kararı verdi. Sözleşmenin 3. maddesini ihlal edildiğine dair bir karar verdi. Sonrasında müvekkilim Hayati Kaytan, Kurban ve Boltan kararlarını da oluşturdu. Umut hakkında ilk kez müvekkilimin kararında açık seçik Avrupa İnsan Hakları ortaya koydu. Umut hakkını değerlendirirken Türkiye Cumhuriyeti'nin 2005'te yaptığı yasa değişikliğiyle ölüm cezasının yerine getirilen ağırlaştırılmış müebbet hapsinin tahliye imkanı olmaksızın verilmesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hukuka aykırı bularak başvuruyu kabul edilebilir buldu ve ihlal kararı verdi. Şimdi ben şeye geri gitmek istiyorum. 2002 yılında bu ölüm cezasının kaldırılmasına ilişkin yasalaştığı sürece kadar verilen teklife ve mecliste yapılan biraz görüşmelere, onları hatırlatmak istiyorum. 2002 yılında bu görüşmeler mecliste yapılırken o dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin kürsüden çıkarak ölüm cezasını kaldıralım ama onun yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını getirelim ve bunu getirirken de yani bunu özellikle Sayın Öcalan ve PKK tutsakları için getirileceğini bildiği için ölümden daha beter bir yaptırım uygulayalım şeklinde meclis kürsüsünden bu açıklamayı yaptı. Yani o niyeti zaten ortaya koyan bir açıklamaydı. Baştan beri o yasa değişiklikten beri anlayış bugüne kadar süre gelmektedir. Yani ölümden daha beter bir infaz rejimi icat etmeye çalıştılar ve onu da kendilerince uygulamaya çalışıyorlar. Şimdi böyle bir düzenleme şekli olabilir mi? Yani ceza hukukunun temel amaçlarından biri ıslahtır. Yani getirip de ölümden daha beter bir yaptırım koymak gibi bir anlayış olsa olsa faşist devletlerde olur. Yani sosyal hukuk devletlerinde böyle bir anlayış yok. Bugün hala bu anlayışın devamını 2020'de çıkarılan infaz değişikliği yasasında da görüyoruz. İnfaz değişikliği yasasında yine aynı anlayışla Kürtler ve solcular hariç olmak üzere yasa çıkarttılar. Bir eleştirilecek konu da bu noktada Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararından sonra Türkiye verdiği bütün cevaplarda yani iyileştirme ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin sunduğu şeylerde cevaplarını bu yaptırımı düzeltme ve yasalarında gerekli düzenlemeyi yapmak yerine sürekli yasalarımızda böyle bir ihlal hali yoktur şeklinde olayı ve kararı görmezden gelen yanıtlar vermiş. Ama bunun yanında asıl eleştirilmesi gereken bir de bu kararı veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uygulayıcısı olan, onun takipçisi ve denetleme görevini yerine getirecek olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ndir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 8 yıldır, buradan itibaren söylüyorum, bu konuda gören, üstüne düşen takip ve denetleme mekanizmasını işletmemektedir. Siz Eylül ayında tekrar görüşülecek dediniz ama bu kaçıncı Eylül? Yani 8 Eylül'dür. Sadece güne alınıyor ama bir yaptırım yok, bir takip yok, bir somut sonuç yok. Yani bu eyyamcı, sorunu halının altına iten, bu görmezden gelen tavrından dolayı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de büyük bir eleştiriyi hak ediyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi artık ulusalcı anlayışla menfaatler çerçevesinde karar veriyor olması aslında Avrupa Birliği'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin
kararlarını etkisiz kılıyor. İleride tartışılır hale o mahkemenin gücünü, yaptırım gücünü tartışmaya açacak şekilde mahkemenin ve belki de Avrupa Birliği'nin sonunu hazırlıyor. Yani bunu da belirtmiş olayım. Şimdi bu anlayış aslında ta İstiklal Mahkemelerinden süre gelen 12 Eylül darbesinde ifadesini bulan ve sonrasında da 2011 sonrasında Sayın Öcalan'a uygulanan tecritten kaynaklı ve bu tecrite bu ülkenin demokratik güçleri, yargısı, gerekli yanıtı, gerekli karşı duruşu sergileyemediği için meşrulaşan ve her kesime de uygulanan bir durumdur. Yani bu durumun ortadan kaldırılmasının şartlarını oluşturmak gerekir. Bu da ancak toplumsal muhalefetin, siyasi partilerin, ondan sonra demokratik kitle örgütlerinin topyekun bir karşı duruşuyla mümkün olacak. Günler yakın, altılı ittifak vaatlerde bulunuyor ama infaz rejiminin bu ülkenin bütün tutuklu ve yükümlülerine eşit şekilde devlet eşit mesafede durması konusunda hiçbir eleştiri sunmuyor. Bu da tartışılması gerekenmiş. Toplumsal bir muhalefetle, toplumsal bir karşı duruşla ancak engellenecek ve yasalarda yapılacak değişikliklerle hayata geçerek karşılığını bulacak bir durum. Bunun için buradan da muhalefeti, sivil toplum örgütlerini bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yaşadığımız toplumu korkuyla, öfkeyle yönetme faaliyetinden başka bir şey değil. Yani Sayın Öcalan, Kürtler üzerinden yapılan baskı, hukuka aykırılık, işkencelerle toplum korkutuluyor. Yarın, çünkü bu ülkenin tarihinde böyle çatışmalar üzerinden hep devlet yönetilmiştir. Bazen Alevilik, mezhepçilik yapılarak o korku olarak sunulmuştur. Şimdi de güncel korku aracı Kürtlüktür. Kürtlerdir. Ve Sayın Öcalan'dır. Sayın Öcalan uygulanan tecrit kalktığı zaman Sayın Öcalan'ın 2011 yılından beri ortaya attığı barış için görüşmeler eğer tekrar gündeme geldiği zaman bu meselenin çözümünden endişe edecek odaklar vardır. Ve Sayın Öcalan üzerindeki tecrit de bu yüzden devam etmektedir. Bu maddi gerçeği görüp bu maddi gerçeğin sadece ve sadece bu ülkenin halklarının birlikte yaşama iradesine zarar vereceğini görerek kararları karar alıcıların o şekilde kurması gerekir diye düşünüyorum. Sorumluluğu 8 senedir yerine getirmediği bir sorumluluk. Ulusal menfaatlere ilişkin yaklaşımını terk etmeli. Bir an önce evrensel hukuk kurallarına uygun takip ve denetim yapmak zorunda konsey. Biz konsey kendi varlığı içinde, kendi güvenilirliği içinde, kendi kararlarının itibarı içinde böylesi bir yola bir an önce geri dönmesini diliyoruz. Şimdi bakın, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir ki af yasalarında af yasaları adli suçlular için ayrı, siyasi tutsaklar için ayrı getirilebilir. Bu geçmişte de bu ülkede böyle yapıldı. Ya siyasi tutsaklar yine af dışında kaldığı uygulamalar var. Ama hiçbir zaman 2020'de yapıldığı gibi af yasası adli suçlarını affederken siyasi suçluların yatacağı infaz süresini arttıracak düzenlemeler getirmedi. Bu ülkede ilk kez yapılıyor. Nasıl getirdiler? İdari Gözlem Kurulu kararı geçmiş şeylerde de vardı. Yasal düzenlemelerde de vardı. Ama sadece iyi hali şartlı salıverilme tarihi gelen iyi hali değerlendiriyordu. Eğer herhangi bir disiplin cezası yoksa
kişi şartlı salı verilme tarihinde salı veriliyordu. Ama öyle yeni şeyler getirdiler ki işte pişmanlık dilekçesi, diğer tutuklu ve hükümlülerle iyi geçinme, yasa buna dokunmayan sebeplerle kişilerin infazları yakılarak ve cezaevinde kalacakları süre arttırılmaya çalışılıyor. Şimdi bu dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir şey. İşte bunları da müracaatlarımızda, infaz yasalarında yapılan değişiklikleri, bu şekildeki aleyhi değişiklikleri de dile getirdik. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin bunları da etmesini diliyoruz. Hatta özellikle beynindeki kistlerden, yani büyük urlara dönüşme riski olan kistlerden dolayı sürekli takip edilmesi gereken bir hasta tutsak. Ne yazık ki Hayati etkin sağlık hizmetlerine erişim hakkı konusunda da sıkıntılar yaşıyor. Ankara'ya geldiği zaman Hayati'ye burada geldiği, geçici olduğu, kaldığı cezaevinde hem psikolojik hem de maddi işkenceler yapılıyor. Hayati artık Ankara'ya sevkten vazgeçti, istemiyor. Yani bu çekilmez işkenceleri görmektense Bolu'da hoş geldin dayağı, güle güle dayağı. Yani bunlar en hafif tabiriyle bunlar. Hayati'ye buraya geldiği zaman hep bunlarla karşı karşıya kaldı. Hayati artık yıldı, artık Ankara'ya sevk istemiyor. Yani bu vaziyete geldi. Şimdi Bolu'da da tedavisi Bolu'da, infazını gerçekleştiği yer olan Bolu'da kah İzzet Baysal Üniversitesi'nde, kah Devlet Hastanesi'ne giderek tedavisini takip etmeye çalışıyor. Şimdi öncelikle cezaevini sevk edeceği yer Devlet Hastanesi. Devlet Hastanesi kendi imkanlarıyla eğer Hayati'nin şeyine, taleplerine ve hastalığındaki gelişmelere cevap olamıyorsa İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk ediyor. Maalesef burada da yine bir işini olması gibi yapmayan, ırkçı sahiplerle yapan ve sürekli o doktora götürülmekle bu sevklerinden yapılması gereken sevkten mahrum kılınma hali var. Beyin cerrahı devlet hastanesinde müvekkilimin özellikle sevklerini geciktiriyor. Tahlil, tetkik yapmaya gerek yok. Durumun iyi şeklinde bir teşhis dahi koymadan müvekkilimin sevk taleplerini reddediyor. Biz ihaleye durumu bildirdik. Gerekli şikayetlerimizi de bu hekim hakkında yapacağız, takipçisi olacağız. Müvekkilim Ankara'daki DAP'tan, dayaktan kısmen kurtuldu ama şimdi de etkin tedavi hizmetlerine erişim konusunda işini olması gibi yapmayan bir hekimle mücadele etmek zorunda.